Hayvanların kök hücreleri kullanılarak üretilen yapay et, belki de önümüzdeki birkaç yıl içinde raflarda yerini almaya başlayacak. Laboratuvarda üretilen bu et, yaşantımızı ve çevremizi nasıl etkileyecek, görüntüsü ve tadı nasıl olacak, insanlar kolayca kabullenip yiyecekler mi, en önemlisi yapay et, gittikçe artan dünya nüfusunu doyurmak için bir çare olabilecek mi, ya da Türkiye şartlarında ucuz olursa hepimizin mutfaklarında kalıcı olarak girecek mi, bütün bu soruların cevabını bulmak için suni etleri, yani laboratuvar etlerini masaya yatırdık. Hem doğamızı hem de cebimizi zenginleştirecek bu etlere gelin yakından bakalım. Geleceğin eti ya da başka bir deyişle yapay et, tabağınızdaki yerini almış sizi bekliyor. Bu et sadece dana, koyun ya da tavuk eti değil, belki de panda gibi bugüne kadar tatmayı aklınızın ucuna bile getirmediğiniz bazı egzotik hayvanların eti de olabilir. Rahat olun, bu eti elde etmek için hayvanlar öldürülmüyor. Sadece onlardan birazcık doku parçası alınarak kök hücreleri kullanılıyor. Kesilmemiş, kasap eli değmemiş, hayvanın tam da istediğiniz bölgesinden yağsız, kemiksiz ama rengi biraz değişik. Tadı nasıl acaba? Önce çatalla şöyle bir dürtükleyin, evirin, çevirin, biraz cesaretinizi toplayın, koklayın ve ısırın. Çiğnemeye devam, şimdi yutun. Rahatlayın ve sindirmeye başlayın. Çünkü gelecekte dünyamızı kitlesel bir şekilde etkileyebilecek bir buluşun tadına baktınız. Keşke her şey anlattığımız kadar kolay olsa. Bildiğimiz et ama kaynağı biraz farklı. Geleceğin eti şimdilik laboratuvarda, petri kabında, saydama yakın grimsi beyaz renkli, küçük bir kas kitlesi halinde duruyor. Çünkü bilim insanları bu küçük kas kitlesini nasıl alışıldık et biçimine getireceklerini henüz tam olarak çözmüş değiller. Doku mühendislerinin hedefledikleri ve bugünlerde yoğun bir şekilde üstünde çalıştıkları şey, görüntüsü ve tadı gerçek ete benzeyen yapay eti üretmek. Düşünce pek iştah açıcı olmayabilir ama kaynaklarımızın giderek tükendiği, nüfusun ve açlığın gittikçe arttığı dünyamızda yapay eti üretmeye bir gün gerçekten ihtiyaç duyulabilir. Üstelik Birleşmiş Milletler'in verilerine baktığımızda o günün hızla yaklaştığını anlıyoruz. Dünya nüfusunun 7 milyarı geçtiğini ve 2050 yılına kadar da 9 milyarı bulacağı belirtiliyor. Hayatta kalabilmek için 9 milyar insanın hepsi de beslenmek zorunda. Laboratuvarda yapay et üretmek aslında yeni bir fikir değil. İngiliz politikacı ve yazar Winston Churchill, 1932 yılında yazdığı bir makalede, önümüzdeki 50 yıl içinde sırf göğüs ya da kanat yemek için bütün bir tavuğu yetiştirmek yerine sadece bu kısımları uygun bir ortamda yetiştirebileceğimiz günler gelecek demiş. Bahsedilenden 30 yıl kadar geriden gelinse de Amerika, İngiltere, Hollanda ve Japonya'da bazı bilim insanları laboratuvarda yapay olarak kas parçaları geliştirmeye başladılar. NASA tarafından 2000'li yılların başında desteklenen bir projede özellikle uzayda uzun süre kalacak olan astronotların tüketebilmesi amacıyla Japon balığı kullanılarak yüksek protein içerikli yenilebilen kas parçacıkları elde edilmiş. Aynı şekilde Hollanda'da bu işin öncülerinden olan Mark Post isimli araştırmacı domuz kök hücrelerini kullanarak 2,5 santim uzunluğunda 0,7 santim genişliğinde kasa benzer şeritler üretmiş. Bilim insanları tadı ve görüntüsü bakımından gerçek ete benzeyen yapay eti elde ettiklerinde bir sonraki adım tüketicilere yetecek miktarlarda üretiminin yapılması olacak. Yapay etin steril ortamlarda biyoreaktörlerde geliştirilmesi gerekiyor. Laboratuvar alet ve ekipmanları küçük miktarları üretmek için yeterli olabilir ama tonlarca et üretimi için geniş üretim tesislerine ihtiyaç var. Yapay et üreticilerini başka teknik zorluklar da bekliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi üretilen kas liflerinin düzenli egzersize ihtiyacı var. Bu kas lifleri büyürken yenilebilir ve sindirilebilir iskele şeklinde bir yapıya tutturularak doğal bir biyofiziksel gerilme işlemine tabi tutuluyor. Kas liflerinin tutturulduğu iskeleler için kabuklu deniz hayvanlarının dış iskeletlerinden elde edilen kitosan kullanılıyor. Bu gerilme işlemi kaslara kondisyon sağlayarak protein içeriğinin artmasını sağlıyor. Ayrıca büyümekte olan kas parçalarına belirli zaman aralıklarında 10 voltluk elektrik şoku uygulanıyor ve parçaların kasılması sağlanıyor. Tüm bunlar enerji gerektiren ve maliyeti artıran işlemler. Yapay et araştırmacıları, yukarıda bahsedilen büyüklük ve görünüm kısıtlaması sebebiyle ilk etapta üretilecek ticari yapay etin kas parçalarının kıyma gibi çekilmesiyle elde edilecek sosis ve hamburger köftesi olacağını düşünüyorlar. Daha sonra yapay etten hazırlanmış biftek ya da bonfilelerin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yapay etin normal ete göre daha sağlıklı olacak şekilde tasarlanabileceği de iddia ediliyor. Örneğin
etin tadını bozmayacak şekilde fazladan omega 3 yağ asitleri ve sağlıklı bir takım tamamlayıcıların eklenebileceği düşünülüyor. Diyelim ki araştırma ekibi başarılı oldu ve birkaç yıl içinde laboratuvarda hamburger etini elde ettiler. Şu ana kadar hiç kimse yapay etin tadının nasıl olacağı konusunda bir fikir ortaya koymuş değil. Yapay et yağ içermediğinden muhtemelen tadının alışıldık et gibi olmayacağı ve bir takım tatlandırıcıların ilave edilmesi gerekeceği söyleniyor. Gıda güvenliği kanunlarını da düşünecek olursak, araştırmacıların önlerinde uzun ve zorlu bir yol var gibi görünüyor. Buna rağmen projeyi destekleyen bir hayli kişi, kuruluş ve organizasyon var. Örneğin hayvanlara etik muamele için mücadele edenler derneği PETA, yenilebilir ilk ticari yapay eti üretecek araştırma ekibine 1 milyon dolar vermeyi taahhüt ediyor. Peki gerçekten yapay eti kabullenmeye ve tüketmeye hazır mıyız? Avrupa Komisyonu tarafından 2005 yılında yapılan bir anketin sonuçlarına bakıldığında, insanların %54'ünün laboratuvarda kök hücrelerden et yapılması fikrini onaylamadığı görünüyor. Sanırız zamanı geldiğinde yapay et üreticilerinin gerçekten çok güçlü ve etkili bir reklam kampanyası yapması gerekecek. Yapay et piyasaya sürüldüğünde bundan herkes yararlanabilecek mi? Muhtemelen hayır. Çünkü ilk başlarda fiyatının bir hayli yüksek olacağı düşünülüyor. Örneğin 900 gramlık yapay sosis etini üretmek için yaklaşık 300 bin avro harcanması gerektiği hesaplanmış. Bu durumda yapay et, marketlerin kaliteli ve üst sınıf ürünü olacak ve daha çok yüksek gelirli insanlara hitap edecek. Yapay etten orta ve düşük gelirli insanların daha uzunca bir süre yararlanamayacağı ortada. İnsanların yapay et fikrini kabullenmeleri biraz zaman alabilir. Ancak marketlerden rahatça alınabilir duruma gelmesi için daha da uzun bir süreye gereksinim olacak. Araştırmacılar çalışmalarına devam ederken bize de merakla beklemek ve umarız yapay et insanlığa hizmet edebilir demek düşüyor. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmakta da yarar var. FAO'nun açıkladığı başka rakamlara bakacak olursak, yılda yaklaşık 1 milyar insanın açlık çektiği ve gene yılda 10 milyon insanın açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu rakamlar gerçekten üzüntü verici ama daha da üzücü olanı, yılda yaklaşık 1.3 milyar ton yiyeceğin çöpe atılıyor olması. Gelişmiş ülkelerin çoğunda çöpe atılan bu gıdaların %40'ı yenilebilecek durumda. Umarız yapay et gibi başka hayaller ya da senaryolar gerçeğe dönüşür ve bir gün açlığa çare bulunur. Ama şimdilik kısıtlı olan kaynaklarımızı verimli ve tutumlu bir şekilde kullanarak tüm insanlık adına üzerimize düşeni yapmaya devam etmeliyiz. Hepsi bununla da bitmiyor. Yapay et üretimi doğaya saygılı olacak, büyük devasa çiftliklere artık ihtiyaç kalmayacak, hayvanları beslemek ve yetiştirmek için harcanan her şey üreticinin cebinde kalacak, sera gazlarının dağılımının önüne geçilip dünyanın kendi ayarlarına dönmesi sağlanacak. Yani nereden baksanız yapay et üretimi rakamlarla mantıklı. Tabi ucuza verilirse. Fakat yine de insanların hakkında bu eti tadana kadar aynı soru olacak. Acaba tadı nasıl? Bilimsel verilere bir bütün olarak baktığımızda yiyecek alışkanlığımızın bu şekilde devam edemeyeceğini görüyoruz. O yüzden bilim insanları bu tür alternatif yöntemlere yöneliyor. Gelecekte daha fazla yeşilin üretilip tüketildiği, daha yenilenebilir bir dünya için bilimle kalın.